problemler aslında problem değildir. Ayarlanması gereken bilinçaltı kalıpları vardır. Bunu bir kez anladığınızda, tek yapmanız gerekenin bilinçaltınızdaki kalıpları ayarlamak olduğunu anlarsınız ve hayatınızda birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Çünkü oradaki kalıpların çoğu ya sizin tarafınızdan ya da çevreniz, aileniz, okulunuz, televizyonda izlediğiniz, çevrenizde dinlediğiniz şeyler üzerine kuruluydu. Bunları değiştirerek bilinçaltınızı programlayın. Yani bu kalıpları istediğiniz gibi ayarlayabilirseniz sorunu çözmüş olursunuz. İstediğiniz sonuçlar nelerdir ve fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce zihninizde yaratabilmeniz için nasıl konsantre kalabilirsiniz? Bilinçaltını şekillendirmek, istediğiniz sonuçları elde etmek için görselleştirmeler yapmak, olumlamalar ve duygular yoluyla zihinde zihinsel resimler yaratmak. Ve bunu bir kez öğrendikten sonra geriye kalan şey pratik yapmak oluyor. Birçok insan telefonlarının ve sosyal medyanın hayatlarını mahvettiğini düşünür. Hayatınızı mahveden şey onu kullanırken disiplin uygulayamamanızdır. Zihninizin uçsuz bucaksız bir alan olduğunu ve farkındalığınızın zihnin içinde yürüyen parlak bir ışık topu olduğunu hayal edin. Ve zihnin bu farklı alanlarında nereye gittiğini kontrol edebilirsiniz. Bilim, yemek ve fotoğrafçılık gibi zihnin sağlıklı bir alanı olarak zihnin kızgın bir alanı vardır. Ve eğer farkındalığınız zihnin belirli bir alanına gidiyorsa enerjinin aktığı yer orasıdır. Çünkü farkındalık nereye giderse enerji oraya akar. Yani neyi sularsam o büyümeye başlar değil mi? Yani bir hortum alıp bir bahçeyi sularsam yabani otlar mı yoksa çiçekler mi büyür? İkisi de değil mi? Çünkü su farkı anlayamaz. Enerji de aynı şekilde çalışır. Eğer zihnimin belirli bir alanına enerji koyarsam o büyümeye başlayacaktır. Bilmek, bilgiyi almak, onu dinleyerek veya okuyarak özümsemek, bilinçaltına kaydettirmektir. Bilinçaltı temelde bir bilgi deposudur, sizin sabit diskinizdir. Ve hemen pratik yapamazsınız değil mi? Tekrar tekrar zihinde tekrarlamak gerekir. Ve insanlar aynı şeyleri tekrar etmekten hoşlanmazlar. Zihnin temelde sizin için neyin iyi, neyin kötü olmadığını söyleme yeteneği yoktur. Zihin gerçekten bunu bilseydi, her şey mükemmel olurdu. Sabah kalktığımda aklım bana bir saat meditasyon yap, yoga yap, koş, spor yap, kahvaltı yap, esne, sonra şunu yap derdi. Ancak akıl bilmez değil mi? Yani zihnimize ne söylersek söyleyelim ve tekrar tekrar ne yaparsak yapalım, zihnimiz kalıplar yaratır. Ve bu kalıplar bilinçli veya bilinçsiz olarak tekrar edildiklerinde derinlere yerleşirler ve kırılmaları son derece zorlaşır. Her düşünce ve eylemin bir yankısı vardır. Nasıl düşündüğün birçok şeyi şekillendirir. Neler yaptığın birçok şeyi şekillendirir. Böylece düşüncenizi, sözlerinizi ve eylemlerinizi kontrol ederek hayatınızın çoğunu kontrol edebilirsiniz. Problemler problem değildir. Ayarlanması gereken bilinçaltı kalıpları vardır. Bunu bir kez anladığınızda, tek yapmanız gerekenin bilinçaltınızdaki kalıpları ayarlamak olduğunu anlarsınız ve hayatınızda birçok şeyi değiştirebilirsiniz.